TRT Diyanet'ten hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Fatih Şahin. Bugün 14 Kasım Pazartesi. Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeler, gazete başlıkları ve İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelerin ayrıntılı olarak ele alınacağı gündemle karşınızdayız. Sizler de programımıza TRT Diyanet'in Facebook, Twitter ve elektronik posta adreslerinden katılım sağlayabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gündeme günün gelişmeleriyle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politika konusunda yakın ekibinin açıklamalarına bakılırsa Suriye ve Irak'ta bizimle benzer düşünceleri var dedi. Cumhurbaşkanı Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'tan dönüşü sırasında uçakta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Kendisini telefonda tebrik ettim. Karşılıklı olarak en kısa sürede görüşmekten memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Yurt dışına yapacağı ilk seyahatlerden birinin Türkiye olmasından memnun olacağımı belirttim. Olumlu baktı. Başkanlığı devralacağı tarihten önce de görüşmemiz söz konusu olabilir. Erdoğan, Trump'ın izleyeceği muhtemel politikalar konusunda da değerlendirme yaptı. Suriye ve Irak maddesi ön plandaydı. Sayın Trump'ın yakın ekibinin açıklamalarında Suriye'de ve Irak'ta bizimle benzer düşünceler gözleniyor. Mesela uçuşa yasak bölge meselesi. Temennimiz tüm bu meseleleri kendisiyle görüşüp hayırlısıyla gerekli adımları atabilmektir. Çünkü Suriye'de, Irak'ta çok kan kaybedildi. Buralardaki sorunlar Türkiye için büyük tehdit oluşturuyor. Gazeteciler son dönemde Avrupa Birliği ve özellikle de Almanya ile yükselen tansiyonu da sordu. Almanya ile görüşmelerimiz hiçbir zaman nihai noktaya gelmedi. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölge için tamam başlayalım demediler. Sadece teziniz gayet yerinde dediler. Mülteciler için vaat edilen para konusunda Merkel'den geri dönüş olmadı. Geri kabulle alakalı sözlerinde de durmadılar. Avrupa Birliği bizi zorlayarak sürecin dışına çıkmamızı istiyor. Eğer bizi istemiyorlarsa açıkça söyleyip gereken kararı alsınlar. Avrupa Birliği'ne üyeliği gerekirse İngiltere gibi biz de halkımıza sorarız. Milletimiz ne derse onu yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni anayasa ve başkanlık sistemi konusunda hükümetle MHP arasındaki yakınlaşmanın getirdiği takvim beklentisi hatırlatıldı. Bu safhada takvimle ilgili açıklamada bulunmam doğru olmaz. Bildiğim kadarıyla Sayın Başbakan'la Sayın Bahçeli'nin yaptığı görüşmeyle alakalı olarak iki taraf arasında heyetler görüşecek. Ardından sanıyorum liderler tekrar bir araya gelecek. Temennimiz odur ki bir an önce hayırlısıyla bu iş artık ülkenin gündeminden çok daha olumlu istikamette yerini bulsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da da Tuzla Sedef Tersanesi'nde 4 yeni enerji gemisinin Gana, Myanmar ve Endonezya'ya uğurlanması töreninde konuştu. Üçüncü havalimanının ilk etabının 2018'de açılacağının müjdesini verdi, iş adamlarına yatırımlarınızı ertelemeyin çağrısı yaptı. Türkiye, kendisine inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimseyi mahcup etmedi, mahcup etmez. Uluslararası yatırımcıların önemli bölümü bu gerçeği gördükleri için ülkemize yaptıkları yatırımları artırarak sürdürüyor. Kendi iş adamlarımıza da aynı çağrıyı yapıyor ve diyorum ki yatırımlarınızı ertelemeyin. Tereddüde düşmeyin. Geç kalırsanız pişman olursunuz. Hele hele YS'e hiç kapılmayın. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Fethullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'da yaygınlaşan İslamofobik nefreti de bir fırsat olarak değerlendiren Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz sürecinden sonraki en büyük ihaneti Avrupa üzerinden kendi ülkesine yapmaya başladığını belirten Görmez, hem yurt içinde hem de yurt dışında bunu ortadan kaldırmak için daha yoğun bir çaba içinde olmalıyız dedi. Belarus'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Minsk Camii'nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Fethullahçı terör örgütünün yurt dışındaki özellikle Avrasya coğrafyasındaki yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa'da yaygınlaşan İslamofobik nefreti de bir fırsat bilen Fethullahçı terör örgütü, 15 Temmuz sürecinden sonraki en büyük ihaneti Avrupa üzerinden kendi ülkesine yapmaya başladı. FETÖ, bölge ülkelerinde kurduğu müesseselerle çocukların 3 aidiyetini yok etti. Bunlardan birincisi aile aidiyeti, ikincisi kendi milletlerine olan aidiyet, üçüncüsü ise İslam ümmetine olan aidiyet. 15 Temmuz'da gerçekleştirilen kanlı darbe... Görmez, FETÖ ile mücadelede önceki yanlışlara düşünmemesi gerektiğini vurguladı. Avrasya coğrafyasındaki FETÖ yapılanması konusunda üzülerek belirteyim, bizim bu coğrafyalara millet olarak FETÖ'den dolayı bir özür borcumuz var. Çünkü bu coğrafyada 100 yıllık fasılardan, fetret döneminden sonra yeşerebilecek İslam kimliğini FETÖ başka yönlere kanalize etti. İslam aklında heba etti. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunu ortadan kaldırmak için daha yoğun bir çaba içinde olmalıyız. Görmez, bu tür çarpık yapılarla mücadele ve daha verimli çalışmaları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısının değişmesi gerektiğine işaret etti. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın görev tanımlarını tamamen değiştirmeden yoluna devam etmesi mümkün değil. Artık din hizmeti cami içine gelen insanlara namaz kıldırmaktan ibaret bir hizmet olamaz. Diyanetin mihrabın ruhunu dışarıya taşıyarak her kesime ve hiçbir ayrım yapmadan topluma yönelik her türlü sosyal hizmeti din hizmetinin bir parçası olarak kabul eden bir anlayışla yoluna devam etmesi gerekiyor. Daha çok kendi yağımızla kavrulacak şekilde arkadaşlarımızı yetiştirmişiz. Aslında evrensel, küresel ölçekte dünyanın her tarafı din hizmetleri yürütebilmek için daha farklı bir yapılanmaya ihtiyacımız var. İmam Hatip Lisesi müfredatından ilahiyat müfredatına kadar hepsini gözden geçirmeliyiz. Din eğitimi sadece Kur'an kurslarına indirgenemez. İslam dinini doğru anlatabilecek insanları yetiştirmeliyiz. Görmez'e Hazreti Muhammed Allah'ın elçisi filmiyle ilgili değerlendirmesi de soru oldu. Kabe'nin sırrı nedir? TRT kabul etti bunu. Beraber yapacaklardı. Medine'yi Konya'da, Mekke'yi Tahran yakınlarında bir yerde kurarak çağrıdan sonra İslam dünyasına Hazreti Peygamber ile ilgili en güzel filmi çekme iddiasındaydılar. Senaryoyu değerlendirmek üzere başkanlığımıza gönderdiler. Senaryoyu İngilizcesinden baştan sona kadar okudum. Mülahazalarımı ilgili birimlere bildirdim. Yönetmen mülahazalarımızı ciddiye alarak Türkiye'ye geldi. Ona üç şey söyledim. Birincisi, bir İslam medeniyetinin çocukları olarak Peygamberimizin mücessemleştirilmesini istemiyoruz. Çocuk da olsa, kundaktaki bebek de olsa, mücessem bir şey olarak gösterilmesi fıkhen caiz olsa dahi edeben ve diyanete uygun bulmayız dedim. İkincisi, bu filmi yapacaksanız belli bir kültürün evresinin içinde kalarak, belli kalıpların içerisinden bakarak değil, dünyadaki bütün Müslümanların ortak siyer bilgisini harekete geçirerek yapmalısınız. Üçüncüsü de bu herhangi bir şahsın hayatı değil, peygamber hayatıdır. Peygamber hayatına dışarıdan hayali unsurlar konulmamalıdır. Aslına sadakatten asla şaşmamalıyız dedim. Daha sonra film sadece İran'da yapıldı, Türkiye'ye geldi. Gösterime girdikten sonra da Diyanet olarak 8 maddelik bir açıklama yaptık. Açıklamamızın içerisinde bir hususun da altını çizelim. Bir başka kültür evrenini eleştirirken bir başka uca saparak o uçtan hitap etmemeliyiz. Orada adaletten ayrılmamalıyız. Yani mezhepçi bir dil kullanarak eleştirmek yerine İslam'ın temel evrensel değerlerini dikkate alarak değerlendirmemiz gerektiğini zaten ben ifade ettim. Sayın seyirciler, Özgür Suriye ordusu kritik önemdeki Elbab'a dayandı. 2 kilometreye kadar yaklaştıkları kasabayı kuşatan muhalifler DAEŞ'in elindeki ilçeyi ele geçirmek için Mehmetçiğin desteğiyle geniş çaplı bir operasyona hazırlanıyor. Elbab'a doğru ilerleyişte 2 ÖSO askeri şehit oldu, 2 Türk ve 5 ÖSO askeri yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği Özgür Suriye ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DAEŞ'in elindeki Elbab kasabasına iyice yaklaştı. Terör örgütü PKK-PYD'nin Elbab'a doğru ilerleyişini sürdürmesi ve 11 kilometreye kadar yaklaşması üzerine cumartesi günü acilen toplanan muhalif gruplar Elbab'a yüklendi ve birlikler ilçenin 2 kilometre kadar yakınına geldi. Yaklaşık 1500 muhalif askerin kuşattığı Elbab'a operasyona Türkiye'den sevk edilen 40 tank ve 15 zırhlı araç da katılıyor. Elbab'a ilerleyişte 2 Türk uzman çavuş da hafif şekilde yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kara ve hava desteği verilen Suriyeli muhaliflerin planı, kasabaya kuzey ve batı yönünden 3 hattan birden saldırmak. Türkiye için PKK-PYD'nin terör koridorunun kesilmesi açısından kritik olan Elbap, muhalifler için de Cerablus, Çobanbey, Aziz, Mera hattının güvenliğinin sağlanması sebebiyle büyük önem taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı'nda son duruma ilişkin bilgi verdi. Özgür Suriye Ordusu'nun Mehmetçiğin yoğun ateş desteğiyle Karadağ bölgesinde 6 meskun mahallede daha, Hacı Küşah, Halise Şakira, Halise, Talca Şarkiya, Hacar Abyad ve Eşşuayb'da kontrolü sağladığı belirtildi. 24 DH hedefine atış yapılarak teröristlerce kullanılan barınak, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar etkisiz hale getirildi. Özgür Suriye Ordusu bölgede denetimi altındaki alanı 1600 kilometre kareye çıkardı. Türkiye sınırında terörden arındırılmış bölgenin derinliği de 27 kilometreye ulaştı. Son çatışmalarda iki muhalif şehit oldu. Yaralanan 5 ÖSO askeri kilise getirilerek tedavi altına alındı. Suriye genelindeki çatışmalar da sürüyor. Esed rejimi güçleri Lazkiye ile İdlib kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri füze ve havan mermileriyle vurdu. Bombalanan yerler arasında Türkmen Dağı'ndaki Kelez, Yamadi, Sallur ve Zeytincik köyleriyle İdlib kırsalındaki Hırmaş çadır kenti ve Cebel Ekrat'taki Kibani köyleri de var. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Öte yandan Suriye'de iç savaşın durdurulması için müzakere yürüten Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, özellikle Halep'te sivillerin katledilmesiyle ilgili olarak Esed ve Rusya'ya bir kez daha çağrı yaptı. İran'da temaslarda bulunan de Mistura, Halep'in savaşan gruplardan temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi için çalışıyoruz. Kentin doğu ve batı bölgesinde olsun her türlü öldürme olayını kınıyoruz. Halep'e yönelik her türlü saldırı durdurulmalıdır, dedi. Evet, saatlerimiz 9.42'yi gösteriyor yeni günde ve gündemde sıra gazete manşetlerinin ilk bölümünü aktarmaya. İlk bölümü Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün iş adamlarına yapmış olduğu söylemiş olduğu sözler manşetten verilmiş. Yatırımı erteleyen kaybeder başlığıyla duyuruyor Türkiye Gazetesi bu haberi. Uluslararası iş adamları Türkiye'ye yatırımı artırıyor, kendi iş adamlarımız tereddüte düşerse ya da geç kalırsa pişman olur, diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin dünyanın en sıkıntılı bölgelerine komşu olduğunu belirten Erdoğan şöyle dedi. Hangi ülkede bu kadar sorun ve böyle büyük ekonomik güç aynı anda olur? Ülkemizi tanımayan biri tüm terör örgütlerinin hedef aldığı Suriye ve Irak'taki gelişmelere müdahil 4 ay önce darbe girişimine maruz kalmış bir ülke görüyor. Bu madalyonun sadece bir yönü, öteki Türkiye ise her gün büyüyen bir ülke. Gece darbe girişimi de olsa ertesi gün her şey tıkır tıkır işliyor. Bu ülke kendine inananları mahcup etmedi. Yabancılar bu yüzden yatırımı sürdürüyor. İş adamlarımıza sesleniyorum. Gelin siz de yatırımı hızlandırın, sonra pişman olmayın, deniliyor. Evet, bir başka haber. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Türkiye'ye yönelik tehdidi Türkiye Gazetesi'nde küstah tehdit olarak nitelendiriliyor ve haberin içeriği şöyle. Teröristlere kucak açan, Türkiye'yi yıllardır kapıda bekleten Avrupa bir de tehdit savurdu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'un bu defaki bahanesi idam cezası ve HDP'lilere operasyon. İdam cezasıyla kırmızı çizgi aşılır, müzakere süreci biter deme sürecin cüretinde bulunan Schulz, ekonomik yaptırım çağrısı da yaptı, deniliyor haberde değerli izleyenler. Türkiye Gazetesi'nde aktaracağımız son haberse az önce de ekranlarınıza getirdiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu'nun Elbap'a yönelik operasyonu Elbap'a dayandık başlığıyla veriliyor Türkiye Gazetesi'nde. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli muhalifler Elbap'ın 2 kilometre yakınına ulaştı. DAEŞ'in elindeki bölge alınınca PYD'nin Cezire ve Kobani kantonlarıyla Afrin'i birleştirme hayali sona erecek, deniliyor Türkiye Gazetesi'nde değerli izleyenler. Evet, Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ta yine manşetinden Elbap operasyonu ve
Suriye'de yaşananları, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de yaşananları konu almış ve manşetinden "Bu iş bitecek" başlığıyla duyurmuş sayın seyirciler. Fırat Kalkanı 82. gününe girerken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu stratejik Elbap ilçesine büyük harekat başlattı. Suriye'ye giren tank ve zırhlı sayısı 90'ı aştı. DAEŞ'le mesafe 2 kilometreye düştü. Operasyon ilçe DAEŞ'ten temizleninceye kadar sürecek. PYD, PKK'nın Elbap'a erken ulaşıp terör koridoru kurma hayaliyle de bitirilecek deniliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Elbap operasyonu için Suriye'deki en büyük yığınağı yaptı. PYD Afrin, Tel Rifat hattından Elbap'a ilerleyince de düğmeye basıldı. Dün sabah Elbap yakınındaki 6 köyü DAEŞ'ten alındı. Numan, Kubbesin ve Şeyh Elvan köyleri olmak üzere 3 hat üzerinden ilerleyen ÖSO güçleri ilçe merkezine 2 kilometreye kadar yaklaştı deniliyor haberde değerli izleyenler. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Minsk'te açılan cami sonrasında Türkiye'ye gelişinde gazetecilere yapmış olduğu açıklama Yeni Şafak gazetesinde ilk sayfadan duyurulan haberlerden biri. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ'nün Avrasya'daki İslami birikimi heba ettiğini, bu nedenle buralara bir özür borcumuz olduğunu söyledi. Minsk Camii'nin açılışının ardından soruları cevaplayan Görmez, FETÖ bu coğrafyada 100 yıllık fetret döneminden sonra yeşerebilecek İslam kimliğini başka yönlere kanalize etti. Yeşerebilecek İslam aklını da heba etti dedi. Görmez, Avrupa'daki FETÖ'cülerin çirkin kampanyasına dikkat çekti. 3 gün önce Almanya'da yazılan yazılar, Diyanet'in tarihinde İslamofobik nefret içerisinde olan hiçbir kurumun, şahsın bugüne kadar söylemediği şeyler dedi deniliyor haberde. Yeni Şafak gazetesinde sürmanşette kendisini gösteren bir haber dikkat çekiyor. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta Salı günü yapılan başkanlık seçiminin ardından ortaya çıkan rahatsızlık Yeni Şafak gazetesinde ele alınmış. Pensilvanya rahatsız başlığıyla da Türkiye'yi ilgilendiren bir bağlantı yapmışlar. Pensilvanya'nın Easton kentinde Clinton ve Trump taraftarları karşılıklı gösteri yaptı. Bazı Trump taraftarları Fethullah Gülen'in bölgede yaşamasından duydukları rahatsızlığı dile getirirken Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu. Cumhuriyetçilerin taşıdığı "Trump senin için geliyor FETÖ Gülen" pankartı dikkat çekti deniliyor haberde değerli izleyenler. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinde "Şehidimin düştüğü yerden başladım" dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, yeni adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan maraton manşetten verilmiş. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dünyanın en anlamlı maratonuna sahne oldu diyor Sabah. On binlerin nabzı demokrasi şehitleri anısına yapılan kahramanlar koşusunda attı. Haberin içeriği ise şöyle. İstanbul'da bu yıl 15 Temmuz şehitlerine adanan Vodafone İstanbul Maratonu'nun startı şehitlere saygı nedeniyle silahla değil korna çalınarak verildi. Darbe girişiminin başladığı noktada gözyaşları dualarla karıştı. Sık sık FETÖ karşıtı sloganların atıldığı koşuda 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ve gaziler de yer aldı. Kimi vücudunda darbeci kurşunlarıyla, kimi tek koluyla, kimi tekerlekli sandalyesiyle katıldı. On binler hüzün ve gururu bir arada yaşarken şehit Batuhan Ergin'in ağabeyi Berke Ergin'in sözleri günün anlamını çok iyi özetliyordu. "Onlar vatanı savundu, ben de şehidimin düştüğü yerden başladım" deniliyor haberde değerli izleyenler. FETÖ imamından ürperten itiraflar Sabah gazetesinde aktaracağımız bir diğer haber. FETÖ'nün jandarma imamlarından itirafçı Öbe, "Askeri sorular 13 yıldır dijital ortamda dağıtıldı" deniliyor. İtirafçı imamın açıklamaları terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki korkunç yapılanmasını gözler önüne serdi. Askeri sınav soruları 2000'den 2013'e kadar dijital ortamda bölge temsilciliklerine ulaştı. 2000-2015 arasında askeri okullara sokulan öğrenci oranı %100'ü buldu deniliyor itirafçının ağzından verilen haberde değerli izleyenler. Evet, ilk bölümü burada sonlandırıyoruz. Gazete manşetlerini aktarmada ikinci turu aktaracağız az sonra, ama günün gelişmeleriyle gündem devam edecek. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da ebediyete uğurlanan Mardin Deri Kaymakamı Şehit Muhammed Fatih Safi Türk'ün ailesine taziye ziyareti de bulundu. Öte yandan bir şehit acısı da Ankara Haymana'da yaşandı. 15 Temmuz şehidi Özcan Özsoy da ebediyete uğurlandı.
Mardin'in Derik ilçesinde kayyum belediye başkanı olarak görev yapan ilçenin kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ün Sakarya'daki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Zannediyorlar ki Kandil'de, şurada, burada alçakça yaptıkları bu suikastlerle bir yere varacaklar, varamayacaklar. Biz Muhammed Fatihlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Allah'ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Eğer bunların kökünü biz kazıyamazsak, bunun hesabını indi ilahide veremeyiz. Şehidin cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra taziye çadırına geçerek acılı ailenin yakınları ve mahalle sakinlerine de başsağlığı diledi. Ziyaret sonrasında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Ankara Haymana'da da şehit acısı vardı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında külliye önünde başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 27 yaşındaki Özcan Özsoy, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Şehit için memleketi Haymana'nın Sarıgöl köyünde cenaze töreni düzenlendi. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Şehit Özsoy'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından tekbir ve dualarla köy mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan terörle mücadele aralıksız sürüyor. PKK yine Kuzey Irak'ta vuruldu. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Terör bağlantıları nedeniyle kapatma kararı verilen 370 derneğin mühürlenmesi işlemleri de sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün Kuzey Irak'taki hedeflerine hava harekatı düzenledi. Terörist gruptan görüntü alınması üzerine Zap bölgesinde bir mağara bombalandı. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa Eyyubiye'de ise terör örgütü PKK-PYD mensubu 2 terörist yakalandı. Diyarbakır'da operasyonlar yoğunlaştı. Örgütün şeytan üçgeni olarak bilinen Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında helikopter destekli operasyon başlatıldı. 3 ilçeye bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hakkari'de ise kent merkeziyle Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki bazı alanlar düzenlenecek operasyonlar çerçevesinde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca PKK, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle faaliyetlerine son verilen derneklerin mühürlenme işlemleri sürüyor. Siirt'te de 7 dernek kapatıldı. Diyarbakır'daki kapatma işlemleri sırasındaysa zaman zaman gerginlikler yaşandı. Beni de zora burada çıkartasın. Ya işte vekilim, buna gerek var. KJA derneğini mühürlemeye giden polis ekipleri, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca ve dernek üyeleri tarafından engellenmek istendi. Usulün uygun, kibar ve nazik. Sayın seyirciler, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütünün Müslümanların mabetlerinde verdiği tahribat bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce de bölgede camilerin durumuyla ilgili olarak belgesel çeken TRT Diyanet Haber, operasyonların sürmesi nedeniyle ilçeye girememişti. Terör örgütü PKK hiçbir kutsal tanımıyor. Asırlardır içerisinde Müslümanların omuz omuza saf tuttuğu, ellerin kardeşçe semaya açıldığı camileri bile hedef alıyor, yakıyor, yıkıyor. Yürek burkan bu görüntüler Mardin'in Nusaybin ilçesinden. Teröristlere yönelik olarak 14 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı. İlçenin teröristlerden temizlenmesi ve güvenlik tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ilçenin yasaklı bölgelerinden de görüntüler gelmeye başladı. Özellikle camilerdeki tahribat dikkat çekti. Teröristlerin tahrip ettiği evlerin yıkımından sonra
Kışla ve Zeynel Abidin mahallelerine çekilen güvenlik telinin bir bölümü kaldırıldı. Bu mahallelerde bulunan Molla Musa ve Paşa camilerinde büyük tahribat oluştuğu görüldü. Zeynel Abidin mahallesinde bulunan Molla Musa Camii ile Kışla mahallesindeki Paşa Camii'nde yapılan incelemelerde teröristler tarafından gerçekleştirilen yıkımın boyutu görüntülendi. Camilerin çevresinde oluşturulan çukur ve barikatlarla sokağa konulan el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi nedeniyle camilerin içinde ve dışında büyük tahribat oluştuğu görüldü. Duvarlardaki kurşun izleri teröristlerin camileri otomatik silahlarla taradığını da ortaya koydu. Diyanet TV kısa bir süre önce Güneydoğu'da terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı yerlere gitmiş ve bölücü terör örgütü PKK'nın manevi dünyamıza yaptığı tahribatı Siniye Kurşun isimli belgeselde gözler önüne sermişti. Operasyonların devam ettiği Nusaybin ilçesine ise çekimlere izin verilmediği için girilememişti. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde aralarında tarihi Kurşunlu Camii'nin de bulunduğu 3'ü tarihi 6 camii, Silvan'da 4 camii 1 Kur'an kursu, Cizre'de 54 camii ve 4 Kur'an kursu, Silopi'de 19 camii, İdil'de 4 camii ve 2 Kur'an kursuyla, Mardin'de 18 camii ve 1 Kur'an kursu, terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarına maruz kalmış, Cizre'de 13 camii tamamen yıkılmıştı. Evet, gündemde saatler 9.56'yı gösteriyor. Gazete turumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Star gazetesiyle devam ediyoruz ikinci tura. Eve dönüş başlığının atıldığı manşet haber özel haber olarak çalışılmış Star'da. Güneydoğu dünyanın en büyük şantiyesine dönüştü. Yıkılan şehirler yeniden inşa ediliyor. PKK'nın hendek terörü yüzünden evini terk edenler artık güvenle geri geliyor diyor Star. PKK terörünün en şiddetli hissedildiği şehirlerden Şırnak'ta hayat bugünden itibaren normale dönüyor. PKK'lı hainlerin mayın el yapım patlayıcılarla tuzakladığı evler ve sokaklar tek tek temizlendi. Hasarlı binalar yıkıldı, eski su kanalizasyon şebekesi için projeler tamamlandı. Cadde ve sokaklara 105 kilometre sıcak asfalt için ihale yapıldı. İş yerlerinin yoğun olduğu Gazi Caddesi'nde 960, diğer mahallelerde 5000 yeni konut bir yıl içinde teslim edilecek. Valilik, imar için anlaşma imzalayan herkese 500 lira kira yardımı yapıyor. 100 metrekarelik evi yıkılana aynı büyüklükte ücretsiz ev verilecek. Sur, Cizre, Silopi, İdil, Nusaybin ve Yüksekova'da 36 bin yeni konut yapılacak deniliyor Star gazetesinin manşet haberinde. Az önce Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Türkiye'ye yönelik tehditvari açıklamalarını okumuştuk gazetelerde değerli izleyenler ve bu açıklamalara cevaben de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi ve bu açıklamada yine Star gazetesinde yer alan haberlerden biri olarak kendisini gösteriyor. Elinden geleni ardına koyma başlığıyla. Türkiye'ye yaptırım uygulamakta tehdit eden Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'a cevap Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Bu açıklamaların bizde hiçbir etkisi yok, gücü yetiyorsa önce Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Birliği ülkelerindeki PKK faaliyetlerini durdursun diyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Hileri kaybedince rüyalar da değişti başlığıyla dikkat çeken bir haber Star gazetesinde FETÖ'nün uyduruk rüyalarına yenisi eklendi deniliyor. Cezaevinde ele geçirilen notta bir örgüt üyesinin rüyasında Trump'ı namaz kılarken gördüğünü yazdığı ortaya çıktı. Gülen seçim öncesi Kasım'da bir kadın gelecek herkesi kurtaracak rüyasıyla örgütü motive etmeye çalışıyordu deniliyor haberde değerli izleyenler. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Gazete turumuza kıta farklı, tetikçi aynı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta yapılan başkanlık seçimi ardından çıkan olaylar tüm dünya gündeminde yakından etkiliyor, ilgilendiriyor ve bu gösterilerin arkasındaki isim hiç de yabancı olmadığımız bir isim George Soros'un olduğunu belirtiyor Akşam gazetesi. Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki pek çok ülkeyi renkli devrimlerle karıştıran Amerikalı para spekülatörü George Soros şimdi de ülkesindeki Trump karşıtı eylemleri finanse ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump karşıtı eylemlerin altından tanıdık bir sima çıktı. Ukrayna'daki turuncu, Gürcistan'daki kadife, Tunus'taki yasemin benzeri renkli devrimleri finanse eden George Soros bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'a karşı düzenlenen sivil eylemlere destek veriyor. Soros'un milyonlarca dolarlarla fonladığı MoveOn.org sitesi protestoları tetikleyen en önemli araç. Siyahlar, sosyalistler ve Müslümanlardan oluşan gruplar bu site üzerinden organize oluyor. Sitede Donald Trump'ı durdurun hareketine katılın çağrısı yapılıyor deniliyor. Yine Pensilvanya'daki ortaya çıkan gösterilerde açılan mesaj Trump senin için geliyor FETÖ Gülen yazılı pankartta yine Akşam gazetesinde kendisini gösteren bir başka haber. Milliyete bakalım değerli izleyenler. KPSS talimatı Gülen'den başlatıldığı manşet haberini görüyoruz. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in özel talimat verip imam ve abi, asker ve bürokrat yakınlarının 2010 KPSS'ye girerek devlette göreve başlamalarını istediği ortaya çıktı. FETÖ'nün mahrem abileri dosyasına göre 2010'daki KPSS öncesinde Fethullah Gülen'in mahrem abilerinin yakınları KPSS'ye sokularak devlette görev almaları sağlandı. Gülen, ev abileri, il ve ilçe imamlarıyla örgütün asker, polis, MİT ve yargıdaki elemanlarının eşleriyle yakınlarının da 2010'daki KPSS ile devlete sızmalarını istedi deniliyor haberde. Yine Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in gazetecilere yapmış olduğu açıklamaların yer aldığı röportajda Milliyet Gazetesi'nde kendisini gösteriyor. Görmez, özür borcumuz var deniliyor haberde başlığında. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, cami açılışı için Minsk'e gelen gazetecilerle sohbet etti. FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerinin İslam kimliğine de zarar verdiğini belirten Görmez, üzülerek belirteyim, tabii ki bizim bu coğrafyalara FETÖ'den dolayı bir özür borcumuz var millet olarak dedi deniliyor haberde değerli izleyenler. Evet, gazete turumuzu Milliyet'le sona erdiriyoruz. Gündem günün gelişmeleriyle devam edecek. Yurtta ve dünyada dikkat çeken diğer haberlerden derlediğimiz kısa kısa tur geliyor ekranlarınıza. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesine yönelik tepkiler sürüyor. ABD'de New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinde on binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri dördüncü gününde de devam etti. Kızılderili grupların da katıldığı gösterilerde Müslümanlar hoş geldiniz. Beyaz yaşlı bir adam için gidecek ülke yok. Hakkın için mücadele et. Dünyaya halkın oyunun nasıl olduğunu göster. Ve bizim başkanımız değil ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşındı. Trump'a bir tepki gösterisi de Almanya'dan geldi. ABD Berlin Büyükelçiliği'nin önünde toplanan yüzlerce kişi Trump'ın başkan seçilmesini protesto etti. Gösteride Almanya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Alman halkının aynı hataya düşmemesi ve aşırı sağcı popülist Almanya için alternatif partisini seçmemesi çağrısında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ahıska Türkleri 1944 yılında ana yurtlarından sürgün edilişlerinin 72. yıl dönümü nedeniyle Beyaz Saray önünde anma töreni gerçekleştirdi. ABD'nin farklı eyaletlerinden Washington'a gelen yüzlerce Ahıska Türk'ü birlik mesajı verdi. Ahıska Türkleri Konsey Başkanı Aydın Mehmetov, Ahıska Türklerinin 9 farklı ülkeye sürüldüğüne dikkati çekerek, yeni nesillerimize bunu unutturmamak üzere buradayız. Türkiye'yi de çok seviyoruz fakat ana vatan unutulmaz diye konuştu. Kanada'nın Oakville kentinde günlerdir kendilerinden haber alınamayan iki Müslüman genç ölü bulundu. Günlerdir kayıp olan Pakistan asıllı Kanada vatandaşı 22 yaşındaki Hamza ve 20 yaşındaki Şahruka Han isimli iki kardeşin cansız bedenleri evlerine yakın bir yerdeki gölette bulundu. Kanada polisi olayı soruşturuyor. Terörle mücadele ve yurt dışı operasyonlarının başarısında büyük katkısı olan özel kuvvetlere personel alımı konusunda büyük bir başvuru yığılması yaşandı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 700 kişinin alınacağı özel kuvvetlere şu ana kadar 16.933 başvuru olduğunu ifade etti. Bakan Işık ayrıca subay ihtiyacımızdan dolayı kara kuvvetlerine 600 subay,
200 at subaylıktan subaylığa geçiş yoluyla subay alacağız. Deniz Kuvvetleri'ne 146 subay, Hava Kuvvetleri'ne 376 subay alacağız dedi. Kaleler örülmüştü. Sayın seyirciler, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da üniversite öğrencileri her hafta bir Fetih Bosna Hersek çağrısıyla sabah namazında bir araya geliyor. Türk, Boşnak ve farklı ülkelerden gelen Müslüman öğrenciler her hafta farklı bir camide sabah namazı için camileri dolduruyor. Müslümanları namaza teşvik ediyorlar. Bosna Hersek'te üniversite gençleri önemli bir manevi kampanya başlattı. Her hafta bir Fetih Bosna Hersek çağrısı altında, başta Türk ve Boşnaklar olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslüman öğrenciler sabah namazında bir araya geliyor. İki hafta önce tarihi Başçarşı'da bulunan Gazi Hüsrev Bey Camii'nde kılınan sabah namazıyla başlayan organizasyon, her hafta sonu farklı bir camide devam ediyor. Gençler son olarak Saraybosna'daki Sokoloviç Kolonia Camii'nde sabah namazı kıldı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde eğitim gören Yusuf İşler, bu organizasyonla öncelikli amaçlarının Bosna Hersek'teki boş camileri doldurarak, camilerde sabah namazlarında cemaat oluşturmak ve ülkedeki öğrenciler arasında birliktelik sağlamak olduğunu kaydetti. Hedefimiz olan şey şuydu, bu davranışı tüm dünyaya yaymak, tüm dünyada bulunan öğrencilere öncü olmak bu konuda. Bizler ilk başladığımız zaman yaklaşık olarak 25-30 kişi civarındaydık. O zaman o bizi gören milletin gülümseyişi, ondan sonra bizi sıcak bir şekilde karşılayışı bizleri de çok memnun etti. Amacımız zaten buydu, birlikteliği sağlamak, aradaki sıcaklığı daha da yükseklere çıkarmak, arttırmak. Organizasyonun adı da oldukça anlamlı. Her hafta bir Fetih derken, tabii bu farklı anlamlarda anlanabilir ama amacım şu, her hafta bir farklı camide cemaat olan insanların gönlünü fethetmek. Tuzla Üniversitesi öğrencisi Armin Okic ise gençlerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Günümüzde iyi insanlarla birlikte olmak zor. Her hafta başka bir camide birlikte bulunmak güzel bir duygu. Gençlerin kendi memleketlerinde de farklı camileri ziyaret etmesi lazım. Cemada obelius ve cemaat işte ya. Evet, gündeme basında Diyanet bölümüyle devam ediyoruz. Az önce de aktardığımız gibi, haberini de verdiğimiz gibi Profesör Doktor Mehmet Görmez'in Minsk Camii açılışı için gitmiş olduğu Belarus'ta gazetecilere yapmış olduğu açıklamalar bugün birçok gazetede ilk sayfada ve orta sayfalarda yer alıyor, kendisine yer buluyor. O gazetelerden biri de Habertürk gazetesi. Din eğitiminde müfredat yeniden yapılandırılmalı sözünü manşetine, başlığına çekmiş haberde değerli izleyenler Habertürk. Küresel ölçekte din hizmeti yürütebilmek için daha farklı bir yapılanmaya ihtiyacımız var. İmam Hatip'ten ilahiyat müfredatına kadar hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Mutlaka Diyanet Akademisi kurulmalı ve her dilde, her coğrafyadaki insanlara İslam'ı doğru anlatabilecek insanlar yetiştirmeliyiz deniliyor. Hazreti Muhammed Allah'ın elçisi filmiyle ilgili olarak da Mecid Mecidi mülahazalarımızı ciddiye alarak Türkiye'ye geldi. İstanbul'da yarım gün beni dinledi. Üç şey söyledim. Birincisi, peygamberimizin mücessemleştirilmesini istemeyiz. Çocuk da olsa, bebek de olsa, kundaktaki bebek de olsa peygamberimiz Aleyhisselam'ın mücessem bir şey olarak gösterilmesi fıkhen caiz olsa dahi ebeden ve diyaneten uygun bulmayız deniliyor haberde değerli izleyenler. Evet, yine Yeni Şafak gazetesi de Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in sözlerini haberleştiren gazetelerden biri. FETÖ Avrasya'yı haber etti, heba etti özür dilerim başlığı atılmış habere. Minsk Camii'nin açılışının ardından soruları cevaplayan Görmez, FETÖ bu coğrafyada 100 yıllık fetret döneminden sonra yeşerebilecek İslam kimliğini başka yönlere kanalize etti. Yeşerebilecek İslam aklını da heba etti. Görmez, Avrupa'daki FETÖ'cülerin çirkin kampanyasına dikkat çekti. 3 gün önce Almanya'da yazılan yazılar Diyanet'in tarihinde İslamofobik nefret içerisinde olan hiçbir kurumun, şahsın bugüne kadar söylemediği şeyler deniliyor. Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Görmez'in sözleriyle ilgili olarak. Yeni Şafak'sa Türkler Mescid-i Aksa'nın gururu başlığının atıldığı bir haber. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler Türklere olan sevgi ve hasretlerini dile getirdi deniliyor gazetede. Filistinli Halil Eşşitey, Filistin'in bir zamanlar Osmanlı toprağı olduğunu hatırlatırken
Meryem Derviş, El Harbi ise Arapların Filistin'in unuttuğundan dert yanarak Türkler yeniden gelsin dedi deniliyor haberde. Türkiye gazetesinde önemli bir haber, ilginç bir haber, bir iyilik haberi olsa gerek o şekilde nitelendirilebilecek bir haber. Evini satarak yaptırdığı caminin imamı olduğu başlığıyla verilmiş haber. Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Ömer Kurt, İstanbul'daki dairesini satarak kendi arazisinin üzerine cami inşa ettirdi. Kurt, müftülüğün izniyle camide 8 yıldır hem imamlık hem de Kur'an kursu veriyor. Caminin su borularından yapılan minareleri ise görenlerin dikkatini çekiyor deniliyor haberde değerli izleyenler. Evet, basında Diyanet bölümümüzde aktaracağımız haberler bunlar. İslam coğrafyasında son 24 saatte yaşanan gelişmeler geliyor ekranlarınıza. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi 84 yaşındaki Emir Türki bin Abdülaziz Al Suud, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan derin üzüntüsünü ifade ederek, Kral Selman'a ve onun şahsında tüm Suud halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İsrail, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen Kudüs'te Yahudi yerleşim yerleri kurulması politikasını sürdürüyor. ABD başkanlığına seçilen Trump, seçim öncesi kampanyalarında İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini söylemişti. Ardından Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, Trump'ın Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını ileri sürdü. Ve son açıklama İsrail Parlamentosu Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Avi Dichter'den geldi. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi'nden Türkmenlere destek geldi. Bakü'de düzenlenen kongrenin eş başkanı Sabir Rüstem Hanlı, Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin durumuna kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Rüstem Hanlı, kutuplarda 3 balina buzullar arasında kaldığında tüm dünya ayağa kalkıyor. Soydaşlarımız olan Türkmenler ölümle yüz yüze kalmasına rağmen kimse sesini çıkartmıyor, dedi. Bugün Irak'da, Irak'ın kuzeyinde ve Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Şah Nurani'nin türbesinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 43'e yükseldi. Türbe ziyaretinin yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 100 kişi ise hastanelerde tedavi altında. Saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlendi. Türk Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Amerika'nın kullandığı Bagram hava üssüne intihar saldırısı düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı saldırıda 2 ABD subayı ve 2 Afganlı müteahhidin yaşamını yitirdiğini, 16 Amerikan askeri ve 1 NATO askerinin yaralandığını açıkladı. Başkanlık seçimine hazırlanan Batı Afrika ülkesi Gana'da, gelecek yıldan itibaren Arapçanın liselerde zorunlu ders olarak okutulacağı bildirildi. Nüfusunun sadece %18'i Müslüman olan ve %71'i Hristiyan olan ülkenin başkanı John Dramani Mahama'nın, 2017'den itibaren tüm lise öğrencilerinin İngilizce gibi Arapçayı da zorunlu dersi olarak görmesini onayladığı belirtildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ilginç bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın ilginçliği mekanından kaynaklanıyordu. İç savaşın tanığı olan kurşun ve şarapnel izleriyle dolu bina, tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı. 35 metre yüksekliğindeki El Kemal isimli binada gerçekleştirilen yarışmaya 52 amatör sporcu katıldı. Sayın seyirciler, bugün daha doğrusu önümüzdeki saatlerde çok güzel bir doğa olayı yaşanacak. İnşallah hava açık olur da bu doğa olayına şahit oluruz. Ay dünyaya en yakın konumda gözlenecek. 21. yüzyılın en yakın dolunayına şahit olacağız bu gece. Bugün ayın dünyaya en yakın konuma gelmesi beklenen doğa olayıyla ilgili NASA'dan yapılan açıklamada sadece 2016'nın değil aynı zamanda 21. yüzyılında en yakın dolunayı olacağı belirtildi. Ayın 25 Kasım 2034'e kadar dünyaya bu yakınlığa gelmeyeceği ve dolunayın 68 yıl sonra ilk kez %14 daha büyük ve %30 daha ışıklı görüleceği bildirildi. Bilim insanlarına göre de bugünkü görünümün 70 yıldır insanlığın gördüğü en yakın ay görüntüsü olacağı kaydedildi.
Evet, bugünkü gündemin de sonuna geliyoruz ama her zaman olduğu gibi gündemimizi bugünkü gündemle sona erdirelim. Bugün neler olacak onlara bakalım isterseniz. Sayın seyirciler, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak Milli Tarım Projesi toplantısına katılacak. Ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul edecek. Bugün malum hafta başı ve her hafta olduğu gibi Bakanlar Kurulu toplantısı var. Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda Çankaya Köşkü'nde yapılacak Bakanlar Kurulu sonrasında yapılacak açıklamayı takip edeceğiz. Irak'ta Musul operasyonu ve Suriye'deki gelişmeleri de takip ediyoruz. Özellikle Suriye'de Elbab'a dayanan Özgür Suriye ordusunun Mehmetçik desteğiyle kasabayı DAEŞ'ten kurtarmak için başlattığı operasyonu yakından izleyeceğiz. Ayrıca Türkiye, Suriye ve Irak konularında önemli bir başlık da Avrupa Birliği'nin gündeminde olacak. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye, Suriye ve Irak konularını görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanıyor. Ve bugünün de gündemini aktardıktan sonra bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatler 9.30'u gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda güzel haberleri, iyi haberleri aktarmak üzere karşınızda olmayı umut ediyoruz. Yarına kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.